Şu karşıki dağda titrer dallar, benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller. Kader kısmet böyleymiş, ne yapsın eller. Ver benim sazım efendi, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendi, ben gider yavrumun gözlerinde dünyaya doğdum. Ama bir şarkı böyle değil ki. E böyle daha güzel olmadı mı Özge? Çok güzel oldu. Biz de şarkı yaptın yine. Herkes onu öyle söyler, ben kızım için böyle söylerim. Artık senin oldu bu tır. Nereden duydun? Sen bu türküyü nereden duydun? Herkesin bildiği, çok bilinen bir türkü. Neyi sorguluyorsun anlamıyorum. Türkü bilindik ama sözleri değil. Bana hemen bu türküyü nereden duyduğunu ve neden kocama söylediğini söyleyeceksin. Ben sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Ayrıca sen bizim kapımızda dinlemeye utanmıyor musun? Evet, kapımızı. Geliyorsun saçma sapan sorular, tuhaf tuhaf. Neymiş türküyü niye biliyormuşum? Sözleri mi değiştirmişim, ne olmuş? Ne diyorsun ya saçmalık? Asıl senin benim kocama türkü söylemen saçmalık. Hem türkü senin neyine ya? Özge, rica ederim sevgilim, bak zannettiğin gibi bir durum yok. Ne zannettiğim durum ne ya? Ne yaşıyorsunuz siz burada, ne oluyor? Sen benim soruma cevap verir misin artık? Anısı var aramızda. O yüzden söyledim. Geçmişi yad ediyorduk. Neymiş o anı? Sen anlatmak ister misin? Arat. Hayatım, gerçekten mühim bir durum değil. Yıllar önce buradan bir gün Silivri'deki çiftliğimize giderken araba bozuldu. Yol yardımı çağırdım. O gelene kadar da girdik bir restoranda beklemek için. Müzikli bir restoranda, orada duydu işte türküyü. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar duygusuz nasıl anlatabildin Arat? Evlilik yıl dönümümüz olduğunu, akşam benim de sahneye çıktığımı, o gecenin sürpriz sonunu. Niye bunlardan bahsetmedin? Onları da anlatsaydın. Neydi şarkı söyleyen hanımefendinin ismi? Nevbahar. Nevbahar mıydı? Geçmiş gün, hatırlamıyorum. Neyse ne, teferruata gerek yok. Nereden öğrendiğini sordu sana. Onu öğrenmek istedi, bu kadar. Aslında Arat haklı. Senin bu detayları bilmene gerek yok gerçekten.
Boşuna canı sıkılır. Çok romantik çünkü. Ya yeter Jale, yeter. Cevaplarını aldıysan buyur çık git odamdan. Sen merak etmiyor musun? Neyi? Neden sorduğumu merak etmiyor musun gerçekten? Merak etmiyorum. Sormayacağım. Çünkü senin kıskançlığından yaptığın saçmalıklar beni hiç ilgilendirmiyor Özge. Yeter dedim sana. Sen merak etmiyor musun Ali? Ortalık yıkılıyor oğlum. Burada da yıkılmış galiba. Hı? Evet. Jale birazdan eşyalarını toplayacak. Boğaz'daki yalıya gidecek. Gelinim hiçbir yere gitmiyor. Tufan firar etmiş. Polisler onun için evi korumaya gelmişler. Nasıl firar etmiş ya? Ortalık yıkılıyor oğlum. Jale'nin tutulduğu yerde yangın çıktığı sırada Tufan oradaymış. Bütün mobeselere yakalanmış. Tufan yapmış yani gerçekten. Söyleyeceğin hiçbir şey fikrimi değiştirmeyecek. Emin ol değiştirecek. Neyi değiştirecek Erhan? Gördüm. Jale'ydi o. Jale'nin tutulduğu yerdi. Jale doğru söylüyormuş. Doğru. Erhan. Bırak beni gideyim ne olur. Magazin basınının en sansasyonel haberinin tek zanlısı kaçak. Dakika başı yeni bir haber düşüyor. Biri şok diyor, öteki skandal diyor, bir öteki şok skandal diyor. Ya nasıl kaçırırsınız bu adamı elinizden? Yalnız ben orada değildim müdürüm. Ben telefonla konuşuyordum diğer ekiplerin koordinatı. Beceriksizliğini anlatma hiç. Hata yapma lüksünüz yok. Polissiniz siz. Ben tekrar söylemek zorundayım. Maalesef orada değildim. Orada olsaydım böyle bir şey olmazdı zaten. Sen sus. Hiç konuş. Ben ne yaptım ya? Polis dediğin ekip arkadaşını satmaz. Daha ne yapacaksın? Bırak gammazlamayı. Üstüne bir de kardeşsiniz siz ya. Hadi orası şaibeli yani. Ben ortak genel uzunu paylaştığımızı düşünmüyorum. Ya savaş.
Taksiyle kaçmış tutuklu bir de. Sen öyle oldu. Nasıl kaçırdın o taksiyi elinden? Yani bizim ekipler... Dur, ben söyleyeyim. Altındaki külüstür yüzünden yetişemedi. Yetişemez tabii. 80 kilometreye bile çıkamıyor arabaya. Hele bir de yokuştaysa hepten düşüyor çekişten. Yani camı bozuldu ya. Ne diyor? Almanya'dan parça söyledik, biraz sabret. Biraz olmaz ya. Sen bir susacak mısın? Derhal bırakacaksın o arabayı. Hayatta olmaz. O efsane polis babamdan yadigar bana. Ya o araba benden daha polis ya. Sizin yüzünüzden bugün 5. aramam. Alo. Buyurun efendim. Dönüşümlü olarak bir ekip 7/24 evi gözetleyecek Harat Bey. Nerede o çok bilmiş komiserimiz? Gelmeye yüzü yok tabii. Cemil Başkomiser emniyette. Amirimizle toplantılar. Son toplantısı olur inşallah. Halim sen arabayı hazırla. Şimdi seninle bir konuşabilir miyiz? Hayatım tamam konuşuruz ama benim şimdi bir emniyete gitmem lazım. Bak toplantıdalarmış, ne var ne yok bir öğreneyim. Ya ne yapacaklar, rapor mu verecekler sanki sana? Sevgilim, bak ailemizi kim besleyen firari bir manyakla karşı karşıyayız. Yakalanması için ne gerekiyorsa yapmam lazım. Biraz anlayışla karşıda konuşacağız, tamam. İyi tamam, dikkatli ol. Sen de aklın burada kalmasın. Ablacığım siz içeri girin. Songül sende. Sağ ol. Ay bu ne ya? Siz kurşun döktürün bu evi. An geçmiyor ki bir musibetlik çıkmasın. Bırak şimdi musibetin musibeti. Kurşun olur şunu. Ne oldu? Galiba Jale annemi tanıyor. Ne? Hatta Arat da tanıyor galiba. Yok artık. Ne alaka ya? Ya Jale bugün Arat'a annemin türküsünü söylüyordu. Annenin türküsünü mü? Ay ne alakası var ya? Jale Kokoş'u türkü mü söylüyor? Ay gerçekten çok saçma yani, sosyetede ne oldu? Lokal takılma modası mı çıkmış? Ne alaka? Süreyya abla ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ay annemin türküsü diyorsun kızım. Bu ne saçma şey? Ne alakası var? Sen de bu köşkteki insanlar gibi paranoya mı oldun acaba? Ya yok muydu hani annemin böyle biz çocukken söylediği türküler, hani sürprizli müprizli? Evet evet vardı. Hatırlıyorum. Çok yaratıcıydı tabii. Böyle hani kafasına göre kelimeleri değiştirip şarkıların, türkülerin içine bir güzel içimize işlerdi gerçekten. Katlederdi şarkıları. Heh, onu katlettiği türkülerden bir tanesini bugün Jale Arat'a söylüyordu. Yani sence de çok tuhaf değil mi? Yani inanamıyorum ya, bu köşkte sanki her şey çok normal. Bu mu tuhaf geldi sana? Ya ölü bir kadın dirildi. Bahçede başka bir dünyada, başka bir gezegende yaşıyormuş gibi bir tane adam gecekondu gibi kondurmuş evini, orada yaşıyor. Üstüne üstlük sapık çıkmış, üstüne üstlük firar etmiş. Yani bunlar sanki çok normalmiş gibi. Annenin türküsü meselesi mi sana tuhaf geldi? Ya Süreyya abla, yavrumun gözlerinde dünyaya doydum dedi. Kelimesi kelimesine aynı şeyi söyledi. Sence bu tesadüf olabilir mi? Yani tamam, olamaz tabii. Olamaz ama normal koşullarda olamaz. Senin koşulların anormal. O yüzden aslında bu koşullarda normalde sayabiliriz yani. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Benim bu işin aslını öğrenmem lazım. Ne demek? Ne yapacaksın? Ne öğreneceksin? Bilmiyorum. Yani annemle tanışıp tanışmadıklarını anlamam lazım benim. Ya olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Böyle saçma sapan şeyler peşinde koşacağına, evliliğine, kocana sahip çıksana. Bak senden önceki savaş bayraklarını çekti, cümle aleme ilan etti bile. Bizim de artık bir şey yapmamız lazım. Benim önce savaşmaya değer bir kocam var mı onu anlayacaksın. Sen yarın sabah erkenden gel. Biz bu işin hazırlığına bir başlayalım artık. Harekete geçelim. Olur. Yok yok. Benim artık bu duruma bir an önce müdahale etmemin zamanı geldi de geçiyor bile.
Erhan dur dur arabayı, inmek istiyorum. Bilge sakin ol lütfen. Bak ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Ama evdekiler benden haber alamazsa. Bilge benden korkmana gerek yok. Sakin. Şu yaşadığımıza inanamıyorum. Senden bu kadar korkacağım aklıma gelmezdi. Sen dünyanın en naif, en anlayışlı adamıydın Erhan. Evet, durum biraz kafa karıştırıcı, farkındayım. Benden korkmakta haklısın ama çözeceğim. Her şey yoluna girecek, sakin ol, tamam? Ya neyi çözeceksin Erhan, neyi çözeceksin? Gördüm, Jale'ydi o. Bunu Jale'yi sen yaptın. Neyi açıklayabilirsin? Dur araba, inmek istiyorum. Ya saçmalama. Ne yapacaksın? Ha? Jale'ye yaptığın gibi beni de mi hapsedeceksin? Ya hangi cehenneme götürüyorsun beni, söyle. Yapmaya çalışıyorsun. Buyur, gitmekte özgürsün. Hatta şunu da al. Gidip beni ihbar edebilirsin. Ne? Gidip beni ihbar edebilirsin ya da beni dinleyip bu işte hiçbir suçum olmadığını açıklamama izin verirsin. Bilge. Sana zarar verebileceğimi nasıl düşünebilirsin? Sen benim kardeşim sayılırsın. Bana abilik taslamayı bırak. Önce o görüntülerin sende ne işi var onu söyle. Hala ikna olmuş değilim. Tamam. Şirkete gidelim. Eğer senin için de uygunsa. Eşyalarımız orada kaldı mali. İsabet buyurdunuz efendim. Bir magazine haber olmadığımız kalmıştı. Çok doğru. Gerekeni bizzat yapacağım. İkinizi de açığa almamı istiyorlar. Sizi açığa almamam için geçerli bir tek sebep söyleyeyim bana. Baba. Sebep dedim, torpil değil. Müdürüm, bir hafta. Bana bir hafta süre verin. O Tufan Giray'la denen gereksizi ensesinden tutup Kodes'e tıkacağım. Söz. Bir hafta. Peki. Yalnızca bir haftanız var. Yoksa ikinizi de süreli açığa alır. Sonra da trafik polisi olarak dikerim ışıkları. Anlaşıldı. Müdürüm, müsaade var mı? Konuşabilir miyim? Evet. Yani bu olay için çok üzgünüm. Bu tamamen benim mesuliyetimdeydi. Müge'nin hiçbir suçu yok. Canım ya. Aferin. Ekip arkadaşını nasıl da koyuyor. Bravo. Hatta müdürüm, Müge yanımızda olsaydı şüpheliyi kesin yakalardık. Ama yanımızda değildi. Orada yoktu. Neredeydi acaba? Sahi sen neredeydin kızım? Sahi Müge, neredeydin sen? Ya davayı kovalıyordum ben. Ne kovaladığı belli. Bilmiyorum. Zenginlerle görüşüyor senin kızın. Benden söylemesin. Yalan. Ben kimsenin özel hayatına karışmam. Tamam. Ama zenginlerle görüşüyor bu kızın. Artık dikkat et. Burada kuşa yem olur. Ben söyleyeyim. Abi, ne oluyor? Ya? Nereden? Bu değirmenin suyu nereden? Bu adamlar nereden para kazanıyorlar bunlar? Kızım. Hmm.
5 yıl boyunca kendini gizleyecek kadar dikkatli birisi sence ardında bot izi bırakır mı? Gerçekten çok fazla soru işareti var Bilge. Bence birisi Tufan'a tuzak kuruyor. Onun basit, çelişkili hatalar yaptığına inanmamızı istiyor. Mesela? Mesela bunu evine koymaları gibi. Nasıl yaptın lan bunu? Nasıl yaptın lan bunu? Nasıl yaptın lan bunu? Orhan! Nasıl yaptın? Sen yaptın! Sakin ol. Sakin. Ben yapmadım. Al şunu, al. Sakin ol. Al. Tufandaydı. O yumruk yapıp sıktığı avucun içinde saklıyordu. Polisler geldiğinde yere attı, ben gördüm ve aldım. Bu. Yani Jale'ye bunu yapan eğer Tufansa, bunun elinin içinde ne işi var? Yani saklardı. Asla yanına almazdı, hele ki polisler onu almaya gelmişti. Bence bunu evde buldu. Ve kurtulacak zamanı olmadı. Peki niye götürmedin bu görüntüleri polise? Bilge, o zaman Tufan'ın hiçbir şansı kalmazdı. Daha da önemlisi gerçek suçluyu bulamazdı. Tehlike çok yakında Bilge. Hatta belki evinizin içinde. Kim? Bilmiyorum kim. Gerçekten bilmiyorum ama bulmak için elimden geleni yapacağım. Eğer hala aklında en ufacık bir şüphe kaldıysa bana dair, polise gitmeni tavsiye ederim. Çünkü sen bana inanmadıktan sonra benim hapiste yatıp yatmamamın hiçbir önemi yok. Erhan. Ben seni çok ama çok... Çok özür dilerim. Seni korkuttuğum için çok özür dilerim. Gerçekten. O zaman bu davayı beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Hadi seni eve bırakayım. Bir yere kaçırmayacağım, söz. Merhaba. Gerek yok, arabam aşağıda. Ben kendim giderim. Ay Erhan, aklımı aldın gerçekten. Yani senin kötü biri olduğunu düşünmek bile korkunç. Bütün hayallerim yıkılacaktı. Hangi hayallerim senin? Müge? Komiser yardımcısı oldu. Saatte aradığına göre bayağı yakınsınız herhalde. Görümceliğe mi soyundun sen? Münasebet canım. Yemek teklifime sürpriz bir cevap. Anladım. Tamam. Tamam, sonra konuşuruz. Ne oldu? Tersledim seni. Sevgilisi mi varmış yoksa? Tufan firar etmiş. Ne? Neden? Aracı olay günü Jale'nin tutulduğu yerin çok yakınında görülmüş. İnanmıyorum ya. Bu durumda Tufan'a tuzak falan kurulmamış. Ayak izleri ona ait o zaman. Bu ne olacak peki? Polise vereceğim tabii ki. Başka ne olabilir? Nerede o Cemil denen basiretsiz? Beyefendi biraz sakin olur musunuz? Sakin makin olamam. Siz nasıl bir suçlu elinizden kaçırırsınız? Beyefendi biraz sakin olun. Bir dakika. Ne oluyor ya? Sakin. Ne demek ne oluyor? Sen nasıl kaçırırsın Tufan elinden? Bağırma bana. İş kazası. İş kazası mı? Bir de dalga mı geçiyorsun? Sen bıraktın değil mi Tufan'ı? Ya kafayı mı yedin sen? Asıl sen kafayı yemişsin. Taktın ya benim suçlu olduğuma. Artık o boş kafanın içinde ne hesaplar döndürüyorsan. Saçma sapan konuşma be. Bana bak. Canını okuyacağım senin canını. Aa öyle mi? Ne yapacaksın? Haritadan bana yer mi bakacaksın? Zengin ve nüfuslu. Cemil yeter. Bir durum duymuyor musunuz? Ne biçim konuşuyor memurla? Arat Bey haklı bir öfkeyle konuşuyor. Daha anlayışlı oldu. Arat Bey odama geçin.
Ben gelişmeler hakkında bizzat bilgilendireceğim sizi. Nasıl polis olunurmuş öğren müdüründen. Çapsız herif seni. Bravo müdürüm ya. Sağ olun ya. Bir üveye nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davrandınız. Gerçekten tam ders niteliğinde bir hareket gerçekten. Ahmaklığı bırak. Sen kabul etmesen de öz oğlum gibi seviyorum seni. Seni koruyorum seni. Hayatım günaydın. Evet Arat, gün aydı ve sen gelmemişsin. Neredeydin? Şimdi şirkete geldim. Önemli bir toplantım var da. Önemli bir toplantım vardı, tamam. Gece neredeydin o zaman? Tufan'ın gidebileceği yerlere baktık. Emniyetten arkadaşlarla. Emniyetten arkadaşlarla. Yani işte bir an önce yakalanması için yardımcı olmak istedim ben de. Şimdi de şirkettesin yani, öyle mi? Evet. Arat, sen benden kaçıyor olabilir misin? Hayatım, olur mu öyle şey? Ya ben niye böyle saçma bir şey yapayım ki? Değil mi? Neden böyle bir şey yapasın? Geç şöyle, bekle. Sevgilim, benim şimdi çok önemli bir toplantım var. Kapatmam lazım. Akşam eve gelince konuşuruz, olur mu? Tamam. Seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Tabii. Bu kadar mı? Tamam Arat, ben de seni seviyorum. Öptüm. Ne yapacağım ben senin Necale? Çok fazla karşılaşmadık mı sizce de? Al işte. Tesadüf mü bu sence? Şu anki halimiz, bu yaşadıklarımız, karşılaşmamız hiçbir şey tesadüf değil Özge. Vardır elbet herkesin bir sırrı. Yaşamaya devam edebilmek için kendinden bile sakladığı bir sırrı vardır herkesin. Sen bu türküyü nereden duydun? Artık senin oldu bu türkü. Bırakalım onlar. Geçmişin karanlık köşelerinde saklandıkları yerde kalsınlar. Neden sorduğumu merak etmiyor musun gerçekten? Sana bunu sormayacağım. Rica ederim, sen de bana sorma, olur mu? Çünkü senin kıskançlıktan yaptığın saçmalıklar benim hiç ilgimi çekmiyor. Aslında her şey seninle ilgili. Bu tesadüf değil. Gel buna tesadüf. Ulan ne olur tesadüf olsun ya. Ne olur tesadüf olsun. Jale Hanım odasında değil.
Nerede? Halim'le sabah erkenden çıktılar. Nereye gitti? Bilmiyorum. Bana rapor vermiyor kendisi. Bana bak. Benimle kinayeli kinayeli konuşma. O sinir bozucu gülüşün suratında patlatırım senin, tamam mı? Canını sıkan bir şey mi oldu? Bir sorun mu var Özge Hanım? Sana ne Şahen de, olduysa oldu. Rapor mu vereceğim ben sana? Arat Bey'e sorun. O biliyordur. Bana bak. Benim canımı sıkma. Ne alakası var Arat'la? Arat nereden bilecek? Tufan Bey'in firarından dolayı diyorum. Kızmayın hemen. Arat Bey'in emri olmadan Halim Jale Hanım'ı hiçbir yere götüremez. Müsaadeniz. Geldiğini gören oldu mu? Halim'le otoparktan girdik Arat. İyi. Şimdi konuşmamız bittikten sonra aynı geldiğin gibi kimselere görünmeden defolup gideceksin buradan. Ya sen bu kadar kaba olmak zorunda mısın? Senin anladığın dilden konuşuyorum. Şimdi uzatma, benim sorularıma cevap ver. Sen dün gece ne yaptığını sanıyorsun öyle? Kötü bir niyetim yoktu Arat. Gerçekten. O gece de öyle olmuştu ya. Sen yine beni terk etmek istemişsin. Arabada kavga ettiğimiz gece, ama sonra oraya gitmiştik. O türkü, gecenin sonunda olanlar düzelmişti. İyiydik. Yine öyle oluruz zannettim. Jale, bırak palavrayı. Bırak palavrayı, benim canımı sıkma. Ben ne yapmak istediğini bilmiyor muyum zannediyorsun? Sen bana gözdağı vermek istedin. Özge'nin şüphelenmesi için yaptın bunu. Arat, yemin ediyorum sana. Türkünün sözlerinin değişik olduğunu bilmiyordum. Ayrıca ben nereden bileyim Özge'nin bir bağlantı kurabileceğini? Hani sen hiçbir şey hatırlamıyordun? Ne var hatırladım. Türküyü söylerken. Ya da bilmiyorum, belki de sen fotoğrafı gösterdiğiniz. Bilmiyorum Arat. Ya bu kadar yani, öyle mi? Değil. Senin var ya, benim de anlamadığım şeyler var Arat. Mesela eğer Nevbahar Özge'nin annesi ise Özge neden çocukluğundan beri annem öldü diyor herkese? O neden yalan söylüyor? Neden sen biricik Özge'ne Nevbahar'ı tanıdığını söylemiyorsun, yalan söylüyorsun? En çok da neyi merak ediyorum biliyor musun? Nevbahar şu an nerede? Nevbahar nerede mi? Evet. Vay be. Jale. Sen herkesi aptal sanıyorsun ama aptalın önüne gideni sensin sen. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Nevar'ın şu an nerede olduğunu ben değil sen biliyorsun asıl. Ben... Bana bak, sakın inkar etme, benim canımı sıkma artık. Bak, bu saçma oyuna bir son vereceksin artık. Bak, son kez uyarıyorum, seni doğduğuna pişman ederim. Tamam mı? Seni doğduğuna pişman ederim. Senin bana şu söylediklerinin onda birini Özge'ne söylesen, bırak senin için savaşmayı, senin yüzüne bile bakmaz. Dün gece nasıl baktı sana? Ben görmedim mi? Sen görmedin mi? Buz gibiydi, buz. Sen gerçek aşkı buldun öyle mi Arat Giray'ı? Kandır sen kendini. Bir tek sen kanıyorsun. Her şey senin yüzünden oldu, senin. Özge senin yüzünden şüphelenmeye başladı benden. Bak. Eğer Özge bu işin peşine düşerse, bizim tanışmamızın bir tesadüf olmadığını öğrenirse var ya... Ne olur? Ne olur Arat? Ne mi olur? O 5 yıl boyunca kapalı tutulduğun yer var ya... Seni göndereceğim yerin yanımda cennet kalır, cennet. Sen bu kadar... Sen bu kadar acımasız olamazsın. Niye olamayacakmışım? Kaç yılımı geçirdim ben seninle. En iyisinden öğrendim nasıl olacağını. Ya. Şimdi al şu eşyalarını. Geldiğin gibi kimselere görünmeden çık git buradan. Bak böyle, çık git.
Ay bu Tufan gelin zekası delirtecek beni ya. Bak, farz et ki ben polisten kaçan Tufan gelin zekalısın, tamam mı? Farza gerek yok. Sen zaten gerizekalısın. Bir dakika ya. Bir şey anlatıyorum. Tam da ayrı eve çıkacaktım. Sen nasıl yaparsın bana böyle bir kalleşliği ya? Ya babama ispiyonladın beni resmen. Ya resmen ispiyonladın. İşte kızını döveceğine dizini dövsün dedim. Ayrıca ilk kalleşliği sen bana yaptın. Hatırlatırım. Ben orada ısıydım Tufan'ı durdurdum babacığım. Durdururdum tabii. Ha. Sıkardım bacağını, mıh gibi çakılırdı. Zengin adamlarla fingir diyeceğine gelip sıksaydın o zaman. Bana bak, ben kimseyle fingir demedim. Ben araştırma yapmaya gittim. Ne buldun peki? Bu derin araştırmaların sonucunda bize nasıl kadim bir bilgi getirdin? Öyle olsa iyi olur. Buradan elim boş çıkmaya hiç niyetim yok çünkü. Gene Çiçek'te çikolatayla çıktın değil mi? Hayır, çok kritik bir bilgiyle çıktım. Hı. Tufan, olay gününün sabahında vakfın hukuk departmanından aranıp suç mahalline çağrıldığını söylemiş Erhan'a. Erhan da ona inanmadığı için avukatlığını almaktan vazgeçmiş. Ne diyorsun ya? Aa, şaşkınım. Tebrik ediyorum. Ne oluyor peki? Bir dakika ya. Bu durumda Tufan aklanıyor yani. Aa, neden acaba? Peki, bir dakika. Baştan alalım, tamam mı? Şimdi Tufan... Diyelim ki Jale'yi gerçekten kaçırmıştı. Jale ortaya çıktığında kaçması gerekiyordu. Kaçmadı. Telefon geldiğinde kulübede Jale'nin tutulduğunu biliyor olsaydı gitmezdi. Gitti. Demek ki telefon gerçek. Demek ki bu herif masum. Evet, bunu biliyorum. İşte nereden biliyorsun ya? Sen bu planı böyle kuracak kadar zeki biri değilsin. Ama arama kayıtlarını kontrol ettirecek kadar zekiyim. Tufan o günün sabahı Giraylıların şirket hattından aranmış. Bu durumda çember daha da daralıyor. Benim oyum Arat'tan yana malum. Benimki de Erhan'dan yana. Allah Allah, nasıl olacak öyle? Hem damat hem şüpheli. Sonra evde kaldım. İçine bak, içine bak. Seni bekliyorum kaç saattir. Ne oluyor ya? İçeride mi giremiyoruz artık? Pes yani. Ya şurası daha sessiz, sakin. Şurada konuşalım işte. Otur şöyle, başlayalım hemen. Ay ne oluyor? Neye başlıyoruz? Hayırdır, ne alaka? Telefonu çıkar Süreyya abla. Senin bir tane arkadaşın vardı, kaskocu. Yakındınız bayağı. Neydi onun adı ya? Bir dakika ya, Didem'i mi diyorsun sen? Ne alaka? Didem. Sen şimdi Didem'i ara. Arat'ın 5 yıl önce araç arıza kaydı var mıymış bir ona baksın. Böyle Şili-İstanbul yolu arasında çekici çağırmış olması lazım. Bize tam oranın adresi lazım. Şaka yapıyorsun değil mi şu an? Sence? Ya sen iyi misin ya? Bir kendine gel artık istersen. Senin hormonların coştu bence. Hormonların konuşuyor senin şu an. Ya sana anlattım ya. Aracın arıza yaptığı yerin yakınında dinlemişler çünkü Nevbahar'mış kadının adı. Ay Türkiye taksın sen, Nevbahar mıymış? E tamam, kadının adı Nevbahar'mış. Nevbahar adında bir kadını sen niye bu kadar şey yapıyorsun ya? Senin annenin adı Gülcan. Ay ne diyorsun sen Süreyya abla? Ben annemin adını hatırlamıyorum çünkü, değil mi? Ya kadın belki kendine başka bir isim koydu. Belki sahne adı koydu. Tamam anladım. Yani ortaya çıkacak diye ecel terleri döktüğün annenin peşine düşüyoruz şimdi, değil mi? Annemin peşine düşmüyoruz Süreyya abla. Ben gerçeğin peşine düşüyorum. Bakalım gerçekten böyle bir kadın var mı? Yoksa bunlar yine benden bir şey mi saklıyor? Yine derken? Ah geldi yine. Ben de diyorum, sabahtan beri neden kulaklarım bu kadar çınlıyor benim? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ay sen ciddiye alma onu. Bütün dünya onun etrafında dönüyor sanıyor yazık. Aa, kişilik bozukluğu bu. Psikolojide bunun bir adı var biliyorsun. Neydi ya? Seviyesiz. Aa, yok yok, narsist. Halbuki ben de kabahat. Size ben niye muhatap oluyorsam zaten. Vallahi Jale'cim, senin kabahatin bir değil, iki değil yani. Ha bir eksik, ha bir fazla. Ya Özge, sana ne oldu? Sen dünyanın en iyi insanı değil miydin? Merhametli, düşünceli. Sıkıldın rol yapmaktan. Gerçek yüzünü mü göstermek istedin? Yok canım, yaptıklarından sonra sana hak ettiğim gibi davranmaya karar verdim. Hak ettiğin bir hayatı yaşamadığın halde. Gülünç olmam başka. Evet.
Evet Jale, sen mi gidersin, biz mi gidelim? Estağfurullah, rica ederim. Herkes hak ettiği yerde olsun. Ben evimde, siz de kapımın önünde. Tamam, oldu, gidelim. Ay, bu ne ya, böyle Şam şeytanı gibi. Boş ver, işte aklı sıra. Savaş açtı ya bana o şimdi, inat. Ay, inadı batsın, sosyete çirkefi. Neyse, ara sen şimdi şunu. Adresi yollasın bize. Erhan'dan neden şüphelendiğini anlatacak mısın? Yoksa seni babana ispiklememem için hedef mi şaşırtıyorsun? Erhan gerçekten yardım etmek isteseydi bu bilgiyi benimle öğrenir öğrenmez paylaşırdı. Ben şirkete gidip onu zorlayınca değil. Ben üstüne gidince Tufan'ın bu bilgiyi bizimle de paylaşmış olma ihtimalini düşündüm muhtemelen. İyi, o sarı çıyandan uzak durman gerektiğini anlamışsındır umarım. Tam tersi, artık daha da yakınında olacağım. O varsın beni etkisi altına aldığını sansın. Ben onu yakalayacağım. Ben de aynısını ara tepki. Yani etkisi altına almak falan kısmı hariç. Bakalım hangimiz daha hızlı çıkacak? Hangimiz haklı çıkacak demek istedin herhalde. Birlikte hareket etmiyorlarsa tabii. Yok, ondan eminim. Dün nezarethanede Erhan'ın Tufan'a geldiğini öğrenince kafayı yedi. Küplere bindi. Yani şu anda Erhan'ı bir kaşık suda boğmak istediğine eminim ama ispat edemem. Erhan, nerede kaldın? Neden hala gelmedin şirkete? Sana da günaydın kardeşim. Kardeşim. Kardeşim ha? Bu kelime artık hiç ağzına yakışmıyor. Farkındasın değil mi? Ne demek istiyorsun? Gel de bir yüz yüze konuşalım. O zaman anlarsın ne demek istediğimi. Bugün maalesef biraz hasta gibiyim. Evden çıkacak gücüm yok. Yarın konuşsak. İyi. Bir gün daha bekleriz. Ya da beklemeyiz. Keseriz hemen reçeteni, veririz eline. Günaydın abi. Günaydın. Nereye? Erhan hastalanmış da bir ateşini ölçüp geleceğim. Teşekkür ederim. Gördün mü? Yine kızdırdık Arat. Hep senin yüzünden Jale. Belli ki ortalık daha çok karışacak. Aa, Arat Giraylı. Aa, Arat Bey, merhaba. Gerçekten sizsiniz. Merhaba. Biz sizi takip ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Eşinize selamlar. Baş üstüne ileteceğim. Emin misiniz? Ben Jale'ciyim ama sorry, not sorry yani. Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Daha önce yapmam gerekeni. Saçmalama, indir şunu. Ses sesini, beynini patlatırım senin. Sür araba. Saçmalama, indir dedim sana şu... Arabayı sür! Thank you.
mıydı zannesin? Tabii kız. Gel. Dün gece seninle ne kadar gurur duydum bilemezsin. İşte benim gelinim bu dedim. Giray'la ailesine yakışan gelin. Yalancı olduğumu düşündüğün halde mi? Anlamadım. Bunu sana benim yolladığımı düşünmüşsün. Sen göndermedin. Tabii ki ben göndermedim anne. Senin bile bana inanmaman ne kadar incitici, ne kadar aşağılayıcı farkında mısın? Kızım o kadar da abartma Allah aşkına. Ne geçiyordu anne aklında? Ne düşündün? Ben 5 yıl boyunca kendimi öldü gösterdim. Sonra bir yerlerde günümü gün ettim. Sonra bir gün aklıma bir ailem olduğu geldi ve yalanlarla evime mi döndüm? Bu mu anne gerçekten? Tabii ki hayır. Öyle bir şey olsa seni o kadar sıcak karşılar mıydım? Güldürme beni. Ne o zaman anne? Arat'ın seni cezalandırdığını, daha sonra kendini öldü göstermek zorunda kaldığını, sonra da bu ortaya kaçırılma hikayesini atıp kendini acındırarak Arat'ın seni affetmesini beklediğini zannetmiştim. Hala sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Ben eve geldiğimden beri söylediğim bir tek şeye bile inanmıyorsun. İtiraf etmeliyim ki biraz kafam karıştı ama. Peki bunu kim gönderdi? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Anne. Şimdi benim gidip bu konuşmayı biraz sindirmem lazım. Tabii kızım. Tabii git dinle. Bu yeni nesil de çok hassas. Güya bu en iyisi. İşte böyle Didemciğim. Yani işte zamanında orada araba arıza yapınca oraya yakın bir restoran varmış. Orayı çok beğenmiş. Anlata anlata bitiremiyormuş. Bizim Özge de ona sürpriz yapmak istiyordu da o yüzden biz şey yaptık. Her detayı merak etsin. Evet. Ha. Aa gerçekten mi? Şey o kadar eski kayıtları tutmuyor musunuz? Anladım. Tamam. Olsun. Tamam anladım. Tutuyoruz dedim ya canım. Dosya açıldıysa tarihi adresi kayıtlıdır. Ay tamam pardon ben yanlış anlamışım. Tutmuyoruz dedin sandım. Bana birkaç saat müsaade et ama. Şirket bilgisayarından erişebilirim yalnız. Tamam tamam acelesi yok. Acelesi var tamam biz bekliyoruz senden haber bekliyoruz tamam mı? Hadi ben seni tutmayayım cankuşum öptüm. Tamam canım. Ne yapıyorsun sen? Beni kandıracaktın değil mi gitmeyelim diye? Ay aşk olsun olur mu öyle şey ya? Hayır, ben gerçekten öyle anladım. Tutmuyoruz dedi sandım. Ya birkaç saati bulur bunlarımız zaten. Hadi yani burada oturuyoruz. Bir taraflarımız dondu. İçeri geçelim, içeride oturalım rahat rahat. Anca arar bu bizi. Ay iyi tamam, sus. Hiç konuştum ya. Şahende. Şahin de bir bakar mısın? Aramadı mı hala? Niye aramadı bu ya? Ya arar ya işte bekliyoruz. Dur bakalım. Neyse ya böyle boş boş oturacağımızda iş güç falan konuşalım. Zamanımızı boş harcamayalım. Ne işi ya? Ne işi? Ne demek ne işi ya? Restoran işi canım. Artık tüm bu yardımlarımın karşılığını ödemeye başla istersen. Süreyya abla sence ben şu anda restoranda uğraşacak halde miyim? Ya ben burada ne yapıyorum o zaman? Ne işim var benim burada? Vakfı gureba mı sandın beni? Hayırdır? Bu aramızdaki sahte samimiyetin nasıl başladığını unuttun sen belli. Hatırlayınca ararsın. Ya saçmalama otur şuraya. Aa konuşacağım tamam. Bir dur şu işi bir halledelim konuşacağım.
İstersen konuşma. Ben konuşurum. Onunla da, Behiye'yle de. Benim için fark etmez yani. Ne konuşacakmışsın benimle? Dersleri boşlamışsın bayağı. O yüzden hani bir kariyer planı falan mı çizsek acaba Behiye'ye dedi. Ha. İleri entrika dersleri mi işleyeceğiz beraber? Evet, neden olmasın? Ukala. Hah, mesaj geldi. Evet, hadi çıkıyoruz. Hadi. Nereye gidiyoruz? Sen gelmiyorsun ablacığım, biz gidiyoruz. Niye? Restoran için bakacağız, toplantımız var, mekan bakacağız Behiye. Evet, sen gelme şimdi, orada boş boş konuşup bizi rezil edersin. Kalitemizi düşürürsün. Hadi canım, hadi. Hadi ablacığım, git sen ders çalış. Hadi. Bu güzel havada beni eve kapatacaksınız, öyle mi? Çok beklersiniz. Hayırlı işler. Ne yaptın Genco? Halledebildin mi bu takipçilerini? Bak, savcılığın emri lazım normalde. Aminim bunu yaptığımı öğrenirse ben biterim. Oğlum bir şey olmaz, kimse duymaz. Ya hani sen geçen de valide hasta dedin, manitayı aldın, tatile gittin. Onu da kimse öğrenmedi, bunu da kimse öğrenmez. Merak etme. Anlat bakayım neymiş? Uygulamayı burada açıyorsun. Arat Giraylan'ın telefon sinyali üstünden haritada nerede olduğu gözüküyor. Vallahi harikasın be. Adamın hayatını kurtardın, haberi yok. Tufan kesin bu herifin peşine düşecek, adım gibi eminim. Sağ ol. Bir tanesin, seviliyorsun. Dikkat et, olaylara karışma. Gel bakalım Arat Efendi neredeymiş, sun bakalım. Tabii ki hareket halindesin. Yerinde dursan şaşardın zaten. Şahin de. Buyurun Nemesir'im. Herkes nerede? Özge Hanım kuzeniyle çıktı şimdi. Jale Hanım da odasında. İlaç alıp birkaç saat uyuyacağını söyledi. Rahatsız edilmek istemiyormuş. Aman uyusun, hiç ellemeyin, pek ses de yapmayın. Kendine gelsin. Böyle nedir öyle mıy 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 mıy. Yeter artık bir silkinsin, şöyle bir ipleri alsın elle. Haklısınız efendim. Ben çıkıyorum. Gözünü kulağını dört aç. Elbette, her zaman. Halim! Halim! Buyurun Nevesel Hanım. Arabayı getir. Vakfa gideceğim. Gideceğim derken tek mi? Pardon, bir mahsur mu var? Yok, estağfurullah. Tek başına araba kullanmanız olası iş değil ya. Çocuk o yüzden şaşırdı Nevesel Hanım. Yoksa saygısızlık haddine mi? Nevesel Hanım kendi arabasını kendini kullanacakmış. Ay aman ne büyük olay, ne büyük olay. Ne oluyor? Her ağızdan bir ses çıkıyor. Evimin çivisini çıkardınız. Git getir arabayı. Toplantıya geç kalıyorum. Nevesel Hanım... Beni de bırakabilir misiniz acaba? Eğer gideceğim benim yer... Benim gideceğim yolda seni bırakabileceğim hiçbir yer olamaz. Bunu hak ettim işte. Neyse Nevesel Hanım, görüşürüz. Ne kadar gideceğiz? Soru sorma, devam et. Yavaşla. Dur burada.
Dur burada. Arabayı kapat. Telefonu ver. Ne yapacaksın telefonu? Telefonu ver dedim. Al. Aşağı in. İn sen aşağı! Hiçliğin ortasında öyle duruyor. Ben önce mi davrandım Tufan? Hadi kız. Neyin peşindesin sen? Arabadan uzaklaştırmanın. Tamam dur burada. Dön. Anlat. Ne yaparsan yap kaçamayacaksın. Er geç yakalanacaksın. Bunu bildiğim için zaten seni buraya getirdim ya. İşlemediğim bir suçun cezasını çekmektense yaptığımı çekerim, vicdanım rahat olur. İşlemediğim bir suç mu? Nezarethanede kulağına söylediğimi unuttun galiba. Gördüm lan seni. Kendi gözlerimle gördüm. Jale'nin cesedinin kaybolduğunu öğrendiğinde suratında yine aynı ifade vardı. Üzülmedin, tiksindin. Aynı şimdiki gibi tiksindin. Ne gördüm seni? Hanımefendi. Bırak, bırak. Bırak, çekil. Kimse sahte delil falan yerleştirmedi. O izbe yerdeki ayak izi senindi. Gördün çünkü sen de oradaydın. Gördüm derken doğum gününden bahsediyorum. O gün geldiğinde ayağında o botlar vardı. Tufan Bey, iyi misiniz? Ne oldu? Bir şey yok. Yalnız kalmak istiyorum. Ne olmuş buna böyle? Dağıtmış yine kendini. Bilmiyorum, söylemedi. Davetliler birazdan gelmeye başlar. Sen söyle de böyle dolanmasın ortalıkta. Ne kadar dikkatliymişsin sen ya. Hafızaya bak. Konu sen olunca daha da dikkatliyim. Şimdi sen anlat bakalım. Ne işin vardı orada? Bilmiyormuş gibi davranmayı kes. Sen çağırttın beni oraya. Alo. Tufan Bey merhaba. Bir aile hukuk departmanından Coşkun Saydam ben. Babanızın amcanızla davalık olduğu araziyle ilgili aramıştım. Alacağınızı aldınız yani. Ne kaldı geriye daha? Tufan Bey, genel kurulumuz yeni bir karar aldı. Arazideki yapının olduğu kısmı size devredeceğiz. Annemin doğduğu evden mi bahsediyorsunuz? Evet. Bugün bilirkişi ölçüm yapacak. Sizin de bulunmanız devri hızlandırır. Ben Hacılı'dayım. Benim oraya gelişim 2 saatten fazla süren. Ölçüm 1 saat sonra başlayacak. Şimdi çıkarsanız belki rapor çıkmadan sonuna yetişirsiniz. Tamam, geliyorum. Ben de aptal gibi inandım. İnsafa geldiğinizi düşündüm. Meğersem tuzağa düşmüşüm. Böyle bir şey olamaz. Bu imkansız. Kuruldan böyle bir karar çıkmadı. Onu gidince ben de fark ettim. Bilirkişi yerine yanmış arabayı görünce. Evet. Sen şimdi bu mevzudan yırtmak için uyduruyorsun değil mi bu hikayeyi? Güzel ağız birliği. Dün nezarete yolladığın işbirlikçin de aynısını söyledi. Ne işbirlikçisi ya? Kim benim işbirlikçim? Erhan mı? Yok öyle bir şey. Erhan senin bu söylediklerinden bahsetmedi bana. Bildiğim bir şeyi zaten niye söylesin ki? Ulan Erhan. Hiç bitmiyor sürprizlerin. Thank you.
İyi misin? İyiyim. Abim ateşini ölçmeye geleceğini söyledi de. Abi niye gelecekmiş? Aramızdaki ilişkiyi öğrenmiş. Anlamadım. Ya Erhan, yapıyoruz yani birbirimize böyle korkunç şakalar, o yüzden dedim. Anladım, şimdi anladım. Affedersin. Yani ilkinde anlamadığına göre sen bayağı hastasın. Yok ya, iyiyim iyiyim. Gireyim bari, bir çorba falan yaparım. Gel, gel tabii. Bu arada söylediklerim şaka değildi. Hangi söylediklerin? Yani abim gerçekten ateşini ölçmeye gelecekti. Abim bir kızgın gibiydi bana, ben anlamadım. Ya polislerle konuştuğunu öğrendi belki de. Yani? İzale'nin görüntüsünü polise verdiğini ona söylemedin. Belki o yüzden bozulmuş olabilir. Verdin değil mi? Verdim, verdim. Ben bir çorba yapayım o zaman. Olur, teşekkür ederim. Çok gevezelik ettik. Şimdi en çok merak ettiğim şeyi anlat. Karının cesedi arabadan çıkmayınca niye şaşırmadın? Sana öyle gelmiş. Anlat dedim bak, yoksa karışmam. Ne yaparsın? He? Kafama mı sıkarsın? Sık! Yiyorsa sık hadi. Ne yapacağımı söyleyeyim. Ne karıştırıyorsun? Hemen yolladığım konuma gel canım. Büyük bir sürprizim var. Kalp. Özge'ye mi atayım bunu, Jale'ye mi? Yoksa her ikisine mi? Lan sakın! Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Nasıl bir şerefsizsin lan sen? Şerefsizliği sen bana yakıştırdın. Ben de hakkını vermeye çalışıyorum. Tamam. Karıştırma onları bu meseleye. Ne istiyorsan anlatacağım. Devam et. Sökül! Jale'nin arabanın içinde olmadığını biliyordum. Jale'nin ölmediğini biliyordum. Neden öldü gösterdin o zaman? Çünkü Jale çok korkunç bir şey yaptı. Affedilemeyecek bir şey yaptı. Biliyor musun, eskiler böyle tesadüflere tevafuk dermiş. İnternette mi okudun Süreyya abla? Ay ne kadar huysuzsun, bırak artık şu huysuzluğu. İnternetten niye okuyayım yani? Ben kendim biliyorum da konuşuyorum. Hayatta tesadüf diye bir şey olmaz. Hele de böyle bir tesadüf hiç olmaz. Tesadüf değil, tevafuk. Tevafuk... kadere bağlı tesadüf demek tatlım. Yani Rabbim Arat'la senin kaderini yıllar öncesinden birbirine bağlamış. Yani buna şükredeceğine... Ay bir sus artık Süreyya abla, ne olursun ya. Ama yani sen de şu isyankarlığı bırak artık ya. Bir şey anlatıyorum burada. Bak aşkı bulmuşsun, birbirinizi bulmuşsunuz ya. Bu ne kadar güzel bir şey. Buna şükredeceğine bak, Allah'ın gücüne gider böyle isyanlar. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Tövbe et tabii. Konuma ulaştınız. Konum burayı gösteriyor ama. Evet evet, geldik gibi. Burası galiba ya. En yakın mekan neresi? Şurası mı? Gerçekten burada çalışmak için mi terk etti bizi?
İşte Allah'ın sopası diye buna diyoruz. Çocuklarının ağzını alırsan astrolojisi olacak hali yok ya. Layığını bulmuş. Ay Süreyya abla, ben giremem içeri. Ya hala çalışıyorsa burada? Yok ya, burada değildir. Kaç yıl geçmiş üstünden ama. Tamam tamam, sen girme. Sen dur, ben girerim şimdi zaten. Ay yok yok, dur dur bir dakika dur. Hiç güven vermiyorsun bana. Sen şimdi doğruysa bile yok dersin. Aşk olsun. Yani zaten ne bileyim, çalışıyorsa bile gündüz vakti ne iş olacak ki burada, yoktur. Ramazan dolayısıyla kapalıymış zaten ya. Boşuna mı geldik onca yolu acaba? Bir bekçisi mekçisi bir şey vardır herhalde ya. Bekçi yok. Sahibi var. Ne soracaksınız? Göstermekten başka bir çaresi yoktu. Bu anlattıkların gerçek mi? Yemin ederim gerçek. Jale abla böyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsun. Tufan, yalan söylemiyorum. Bak. Ben artık senin masumiyetine inanıyorum. Rica ederim, sen de bana inan. İndir şu silahı. Beraber çözelim bu mevzuyu, tamam mı? Suçlu kimse ortaya çıkaralım. Her şey gün yüzüne çıksın. Hadi. Tufan, at silahını. Allah kahretsin. At silahını. Allah seni gerçekten kahretsin. Sen at silahını, yoksa sıkarım. O zaman gün yüzü göremezsin. At silahını. Umurumda değil. Üçe kadar sayacağım. Tufan. Bir. Ya sıksana şunun elini ayağını bir yerine. Karışma Arat. İki. Tamam, 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 tamam. Silahı önüme at. Atma. Tamam oğlum, bak ben senin masum olduğunu biliyorum, tamam mı? Konuşabiliriz. Diğer polisler gelsin diye mi? Ya yok öyle bir şey, saçmalama. Kimse gelmiyor, sakin ol. Sen onu benim külahıma anlat. Çıkart kelepçeyi. Sebep? Hayallerini gerçekleştireceğim. Çıkart. Anahtarı önüme at. Tufan, bak. Tahmin ettiğim şeye gerek yok, yapma. Tak kelepçeyi koluna. Geç şöyle, yanına geç. Geçir koluna. Bu yaptığın için seni hiç affetmeyeceğim. Orada senin için hediye bıraktım. Onu alınca belki affedersin beni. İzleyince sen ne yapacaksın bakalım Arat Efendi? Sen böyle her şeyi mahvetmek zorunda mısın? Ya biraz önce senin hayatını kurtardım ya nankör. Ne hayatımı kurtardın be? Gelmeseydin ikna ediyordum ben adamı. Tam ikna ediyordum. Silahını indiriyordun, sen geldin için. Gördüm. Çok güzel ikna etmiştin. Alnını çatına dayamış çocuk silahı. Ya sen nasıl polissin bir kere ya? Ha? Gerçekten sen nasıl polissin? Hemen yedin zarfı, attın silahı adamın önüne. Sıksaydın ya elini ayağını bir tane. O senin dediğin filmlerde oluyor canım. Öyle kolay mı zannediyorsun sen onu? Sana bir şey olsaydı bana ne olacaktı, haberin var mı? Basiretsiz herif. Bir de kötü nişancıyım diyorsun ha? Hayır, susmazsan çarpacağım bir tane diyorum. Nereye? Arat Bülbül'ün yeni kaseti çıkmış, ona bakacağım. Zevzek. Bana bak. Ne diyorsun? Müebbet çıkar mı sana bundan? Kameraya kaydettiğini biliyordum. İkna etmek için saçma sapan şeyler anlattı. Allah Allah ya, hiç de senin tarzın değil. Kayda değer bir şey yok yani içinde. Allah Allah, bırak da ona ben karar vereyim. Ayrıca kayda değer bir şey var belli ki. Bebe bu kadar uğraşmış. Yok, tek elle yapamıyorum. Ya bırak, tamam sonra bakarsın. Hadi gidelim şuradan. Tamam bakacağım, dur. Çekiştirme ya.
Alıcı mısınız, denetleyici mi? Soracaksanız sorun artık. Abi yani şimdi benim soracağım soru sana biraz tuhaf gelebilir. Ya bu kulaklar o kadar tuhaf şeyler duydu ki. Ya sor bakayım sen, sor. Ya biz 5 sene önce burada sahne almış birini arıyorduk ama. Nevbahar mı? Evet. Peki bana niye soruyorsunuz? Kendisine sorun. Nasıl? Burada mı? Arka tarafta. Hemen gidip çağırayım. Yok, yok abi. Abi çağırma. Ya çağırayım, çağırayım. Yok abi çağırma, ne olur. Çağırmasın, ne olur çağırmasın. Tamam, tamam dur. Ne olur söyle, çağırmasın istemiyorum ben. Ne olur çağırmasın, söylesene ne olursun. Tamam, tamam sakin ol, tamam. Belki o değildir. Bilmiyoruz ki, belki o değildir. Geldim, geldim. Buyur, ne vardı? Anne. Anne. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam, benim dur. Ay, niye umurumda değildi? Hayır, ya. Benim de ayarlarımı bulacaksın. Dur, sakin ol. İyi misin kızım? Ne oldu? Ay. Ay, pardon. Çok özür dilerim ben. İyiyim. Çok pardon. Ben yanlış anladım sandım. Annem sandım. Tamam, tamam. Hazır değilim Süreyya ama gözünü seveyim ya. Tamam, tamam canım benim, tamam. Şimdi zaten konuşuruz teyzeme de sorarız her bir şeyi canım haline, değil mi? Öyle yaparız. Tamam kuzum benim, gel. Gel şöyle, bir solukla. Gel, gel. Erhan, buradaki ne böyle? Ne oldu Bilge? Evde kaplumbağa mı besliyorsun? Ya bahçede kış uykusuna yatmış, köpekler de bulmuş bunu eşeleyip. Biraz da zarar vermişler haylazlar. Kışı atlatsın diye aldım eve. Ya ne tatlısın. Yani kaplumbağadan bahsediyorum. Ya rica etsem sen bakar mısın kapıya? Şevko'nun yemek vakti geldi çünkü. Marul vermezsem çok agresifleşiyor. Ninja Turtle'a dönüyor, vallahi evi yıkıyor. Tamam, bakarım ben. Sen? Ben. Peki sen? Efendim? Erhan'a baktım ama müsait değilseniz sonra geleyim. Pardon? Yani müsait değilsiniz falan derken ne münasebet? Müge, bu ne güzel sürpriz. Girsene içeri. Şirkete gitmiştim. Hasta olduğunu söylediler. Geç, ben geç. De merak ettim, bir bakayım dedim. Hoş geldin. Yani elinizdeki bir suçluyu kaçırdıktan sonra sizin burada böyle... yalnız onu ben kaçırmadım tatlım. Abim kaçırdı. Ha, şu mimar memur olan abiniz. Anladım. Siz neredeydiniz o esnada? Ben Erhan'la şirketteydim. Tabii. Başka nerede olacaksınız ki? Hanımlar, ne oluyor? Ha, bir şey oldu yok Erhan. Yani o görüntülerden sonra burada değil Tufan'ın peşinde olmaları gerekiyordu da o yüzden. Hangi görüntü? Neden bahsediyorsun? Ya Erhan... Bilge sonra konuşuruz. Ben size bir şey getireyim. Bir şey içer misiniz? İsminiz de kafiyeli Bilge Müge Müge Bilge. Ne içersin? Ben su alabilirim.
artık. Şu onlar altta kalsın, bunları üste koyun. Ezilmesin, yumuşak şeyler çünkü. Yani bunu bilmek için uzay mühendisi olmaya gerek yok, değil mi? Çok pardon Demet Hanım. Nedir sizin bu yakanız, bağrınız böyle açık? Siz firmanızı temsil ediyorsunuz. Bir toparlanın bakayım. Çok haklısınız, hemen Hayatta kurallar ve saygı ekmekle su gibidir. Kaybettiğin zaman anlarsın kıymetini. Çok sağ olun. Nasıl? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Rica ederim, iyi günler. Hani toplantıya yetişiyordun sen? Hiç değişim saati falan deme. Acil işim var. Demem abla, demem. İstediğin yere gidebiliriz. Aa, hadi ya. Yeni mi başladın sen taksiye? Yok. Allah Allah. Bir efsane gerçek çıktı desene. Bak şu öndeki aracı takip edeceksin. Senin için de bir efsane gerçek çıktı. Sıkıntılı bir durum olmaz değil mi abla? Aa, yok yok olmaz. Rahat olun. Sen takip et. Görüntüler emniyette bir şok etkisi yaratmıştır artık. Alışık olmadığımız bir şey değil aslında. Olağan görüntüler bunlar. Olağan derken? Yani sapıklığın adı ne zamandan beri olağan oldu? Biraz abartmıyor musun? Ben mi abartıyorum? Ben mi abartıyorum? Yani ya ne izlediğinin farkında değil ya da gerçekten psikopat. Bir şey. Ne? İzlemediniz mi görüntüleri? İzledi, tabii ki izledi. Ya sen taktın ben geldiğimden beri görüntü görüntü diye. Altı üstü bu... Evet, görüntü görüntüdür zaten değil mi? Yani sonuçta somut deli sayılır. Değil mi? Ben şeyi anlamadım yalnız. Tufan o görüntüde Jale ile birlikte görünmediği için mi %100 şüpheli sayılmıyor? Doğru mu anlıyorum? Anladım. Doğru söylüyorsun. Zaten o görüntüde Jale yanında olsaydı tanırdı. Yüzünü hiç görmedim demişti. Orası öyle de. Ay inanmıyorum sonunda. Benim rahat konuşabileceğim bir yer var mı? İstediğin yere geçebilirsin. Arkadaki odalar boş. Dışarıda konuşsam daha iyi. Ama biraz uzun sürebilir. Kusura bakmazsın değil mi? Sorun değil. Tüm gün evdeyim. İstediğin kadar kalabilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Ay ya ne böyle gizemli haller falan, ne oluyor? Ay sanki evin içinde konuşsa telefonunu dinleyeceksin. Yani bu kadın sana hiç güvenmiyor, bak söyleyeyim Erhan. Dün gece ben seni öldüreceğim zannedip benden canhıraş kaçarken sen çok güveniyordun sanki. Benim haklı sebeplerim vardı. Asıl onun geçerli sebepleri var, beni tanımıyor. Yani güvenmemesi normal. Üstelik de emniyet mensubu. Yani sıradan biri değil. Ben sıradan biriyim yani. Ben öyle mi dedim ya? Tamam Erhan, anladım. Sorun değil. Bilge, saçmalıyorsun şu an. Yok, gerçekten sorun değil. Sen önemli misafirinle ilgilen, ben gideyim. Bilge. Söyle bana Zeytin Gözlüm, ne yaptı da annem böyle üzdü seni? Ya ben onu konuşmak istemiyorum artık. Ben başka bir şey soracağım size. Sor. Siz bir türkü söylüyor musunuz? Oho! Ne bir türküsü? Benim bilmediğim türkü yoktur. Söyle bakayım, hangisini söyleyeyim sana? Ya hani çok meşhur bir Hatay türküsü var ya hani... Şu karşıki dağda kar var, duman yok diye. Ha ha ha, bildim, en sevdiğim. Okuyayım mı bir kubre sana ona? Yok, lütfen, ne olur. Ha. Yok ablacığım, hiç okumayın. Zaten çeşmeleri yeni kapattık. Açılırsa
Durmaz valla. Tamam. Onun sözlerini değiştiriyor musunuz galiba? Ara sıra keyfim geldiği zaman türkülerin sözlerini öyle değiştirip okuyorum. Da sana hangisini soruyorsun? Ha, bildim bildim. Yavrumun gözlerinde dünyaya doydum. O mu? Sizin nereden aklınıza geldi o türküyü öyle söylemek? Kız, sen Zümrüt'ün kızı mısın yoksa? Onun için mi ağlıyorsun sen? Zümrüt kim? Sahne adı Zümrüt. Ya neydi adı, hafızamda değil şimdi. Gülcan. Heh, heh. Ondan mı Gülcan, duydunuz? Gülcan. Ondan duydum. Ondan duydum ya. Çok severdim öyle. Arada söylerdim o şarkıyı. Kız, annene de benziyorsun he mi? Canım. Nene, nereden tanıyorsunuz? Yani o da burada mı çalışıyordu? Yok kızım, burada ne işi olur onun? Bıraktı bu işleri o. Nasıl? Ama bizi bunun için terk etmişti. Hmm. 10-15 sene oluyor. Adana'da çalışıyorduk beraber. Sonra adamın birine tutuldu. Nuri miydi, neydi adamın adı? Kelli felli zengin. Nikahı da bastı mı adamla? Çocuğu da yaktı mı? Sonra hanım oldu. Kesti bizde bütün alakayı. Zındık. Çocuk yaptı. Tabii. Aile kurdu yani. Tabii. Tamam, bence bu kadar yeter. Bunun ötesine geçmeye gerek yok. Biz almamız gereken bilgileri aldık. Değil mi? Artık gidebiliriz bence Özge. Ha? Evet. Yazık kızım, üzülme. Ona da yazık. Ne yapsın garip? Ne garibi ya? O mu garip? Aslında benim kardeşim garip. Bir fotoğrafı için dünyayı yakıyor benim kardeşim. Hala yasını tutuyor, onun için ağlıyor. Senin gibi mi? Ben sinirimden ağlıyorum, nefret ediyorum ondan. Ay ablacığım, sağ ol. Kusura bakma, verdiğim bilgiler için de... Yok canım, ne demek, ne demek. Hadi selametle. Vah yavrunun gözlerini. Vah. Tamam, sakin ol artık. Sakin ol da iyi yanından bakmaya başlayalım. Ne iyi yanı ya? Ya kocandan şüphelenmene hiç gerek kalmadı artık. Bak benim dediğim çıktı, tevafuk. Üstelik yani annem çat kapı gelecek stresi de kalmadı. Kadın gitmiş, kendine bir yuva kurmuş. Ay Süreyya abla, ne diyorsun ya? Bütün dertler, tasalar bitti diyorum artık. Bak bir taşla kaç kuş vurduk, farkında mısın? Doğru diyorsun aslında. Sil şu gözyaşlarını şimdi. Ha? Ha? Yavrumun gözlerinde dünyaya doğdu. Yavrumun gözlerinde dünyaya doğdu. Oldu mu istediğin, tamam mı? Beyefendi. Ulan bu da durmadı ya. Ya sence Kelip diye gören biri durur mu ya? Gösterseydin o zaman polis kimliğini, çok bilmiş. Ha aman, yok maazallah. Yoksa bizim üzerimize kırar, öldürmeye kalkardı değil mi? He? Ya öldürmek istemese bile öldürebilirdi seni, tamam mı? Bana işimi öğretme. İnsanların panikle neler yapabildiğini gördüm ben. Ya bir alt gördüğün yok senin. Göreceğim ben her şeyi burada esas. Göreceğim. Baş şerefsiz ya. Ya sen ne şuursuz bir adamsın ya. Ne göreceğini zannediyorsun acaba onun içinde? Ya sen doğru düzgün konuşur musun benimle? Biraz önce hayatını kurtardım senin. Ne? Evet. Hayatımı mı kurtardın? Bak eğer bu dediğin doğru olsaydı... Ha. Kendi canımı kendi ellerimle alırdım sana boşluk alacağıma. Sen hayatta böyle bir şey yapamazsın Richard, hiç boş yapma. Doğru söylüyorsun, kes sesini, yürü. Doğru düzgün konuş benimle, tamam mı? Tamam. Bak oğlum, çekiştirme. Ya yürü Allah aşkına, yürü ya. Daha ne kadar sen yürüyeceğiz uzunsun. Allah aşkına. Senin adımlar uzun oluyor tabii. Açamıyor musun sen bunu? Açamıyorum, nereden açayım? Senin var mı bildiğin bir yöntem?
Bırakın şunu şunu, sakla şunu. Şirin görün biraz, zararsız görün. Ben zaten zararsızım. Selamünaleyküm dayıcığım. Aleykümselam. Atsana biz de be. Hayırdır, siz suçlu musunuz? Ben polisim, bu şüpheli. Şüpheli falan değilim beyefendi. Ona göre güya şüpheliymiş. Bana göre şüpheli. Doğru diyorsun. Çok iyi oldu, şahane oldu hatta. Hah, işte böyle ya. Çok şükür kafası geldi nihayet. Çok şükür tabii. Ya kocamdan şüphe edecektim ya o kadın yüzünden. Hayır, kendisinin bizi bırakıp gittiği yetmedi. Bir de Türküsü bela oldu benim başıma. Kocam benim. Yani bir de var ya, ona olan güvenimi, inancımı yitirseydim ne yapardım, nasıl yaşardım bilmiyorum. Erhan bayağı itirafı kurtarmış bu tufandan ya. Hiç de söylemiyor bak Sarıçayan. Onunla özel olarak ilgileneceğim. Vallahi bu çocuk çok mantıklı konuşuyor. Erhan'la siz tuzak kurdunuz değil mi bebe? Ya taşınıp durma be Pireli gibi. Ne yapayım, öteki elim dolu. Bileğimi kıpkırmızı yap. Seni yakalayacağım Zengo. İlla bir yerde açık vereceksin. Seninle kelepçeli halde bir traktörün arkasında gidiyor olmak yeterince saçma zaten. Daha fazlasına lüzum yok. Sana öyle gelmiş. Nereden öğrendin burada olduğunu? Nasıl geldin buraya? Çünkü ben çok iyi bir polisim. İşimde aşırı iyiyim o yüzden. Ya Tufan, seninle buluşacağından emindim. Seni takip ettim. Beni takip ettin öyle mi? Tabii ki fan gibi değil, polis gibi. Ha. Tufan bayağı bu mesaj muhabbetinde hareketini yapmış ha. En heyecanlı yeri geldi. Ne istiyorsan anlatacağım. Neymiş o heyecan, bakayım ben de. Bıraksana. Ya ver bir bırak, de ben de bilmiyorum. Bırakır mısın? Biliyorum değil. Ya bırak şunu. Dur. Ulan bilerek yaptın değil mi? Şöyle. Ya ne bilerek, kaza oldu görmüyor musun? Birader, dayı. Dur bir dur. Yürü hadi yürü. Ya yavaş. Gerekirse sabaha kadar bakacağız, bulacağım bunu. Gideyim ya. Lan! Ha? Lan! Lan! Eyvah eyvah. Şu hale bak. An itibariyle delil karartmaktan tutuklusun, anladın mı beni? Ne delil karartması ya? Gördün işte, kazaydı. Vallahi Arat, artık ne his ne de şüphe. Sen bu hareketinle suçluluğunu resmen ilan etmiş oldun. Farkında mısın? Arkadaşım, ben mi söyledim kamyonu üstünden geçsin, paramparça etsin diye? Kaza oldu işte, kaza. Ha, kazaydı. Bunun üstünden değil kamyon, tank geçsin, içindeki bilgileri çıkartacağım. O zaman görüşeceğiz. Sürdü, affedersin. Rica ederim. Rica ederim de sen dondun. Bak. Ellerim buz gibi olmuş. Aslında bir şey getirecektim üstüne de. Cesaret edemedim, yanlış anlarsın. Çok incesin. Teşekkür ederim. Değdin bari üşüdüğüne. Değdi gibi sanırım. İnşallah yani. Bizim davayla ilgili. Bak. Avukatım ben. Merak etmem normal değil mi? Peki benim söylememem normal değil mi?
Tufan'ın yerini buldunuz. Yaklaştın ama bir tık fazlası. Ya ama ölürüm ben böyle meraktan. Söz veriyorum, emin olduktan sonra ilk sana söyleyeceğim. Tamam, tamam. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Gitmeden bir lavaboya girebilir miyim? Tabii ki. Hemen solda. Aa, Şevko var burada ya. Şevko? Kaplumbağa. Yani çok karışık ya. Sen buradakini kullansan olur. Peki. Bizde Köşkün Sokağı'ndaki Girayli Han'a gel. Sadece sen. Kimse hatırladığımı bilmemeli. Ne hatırladın acaba? Bu arada evin çok güzelmiş. Söylemeden edemeyeceğim. Ve tek kişi için çok büyük. Hemen gitmek zorunda mısın? Yani biraz daha kalamaz mısın? Ne güzel konuşuyordun. Üzgünüm, yapamam. Titredi. Anlamadım. Çantan titredi, yani telefon herhalde çaldı. Telefonunuzun belki önemlidir diye. Önemli biri değilmiş ya, ben ararım sonra. Peki. Güzel haberlerini bekliyorum. Ben de. İnan ben de. Hoşçakal. Bay bay. Kırk yıllık tuvaletçiyi de solist yaptın ya, helal sana. Al. İstediğini yaparsın. İstediklerini birebir söyledin mi? Bir günle kadar. Güzel. Cihal Hanım, unutmadan Arat Bey şunu size vermemi istedi. Teşekkür ederim. Ben de diyorum, sabahtan beri neden kulaklarım bu kadar çınlıyor benim? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ay sen ciddi abi, o bütün dünya onun etrafında dönüyor sanıyor, yazık. Şahende! Şahende, bir bakar mısın? Buyurun Cihali Hanım. Çantamı kamelyada unutmuşum da senden ricam. Getirebilir misin? Tabii ki. İşte böyle Didemciğim. Yani işte zamanında orada araba
yapınca oraya yakın bir restoran varmış. Orayı çok beğenmiş. Anlata anlata bitiremiyormuş. Bizim Özge de ona sürpriz yapmak istiyordu da o yüzden şey yaptık. Şahende. Şahende bakabilir misin? Buyurun Jalan. Benim başım ağrıyor da birazcık ilaç aldım. Rahatsız edilmek istemiyorum. Tabii. Bana yardım etmen lazım. Hemen, şimdi. Çok cömertsiniz hanımefendi. Bu da bekçinin. Eyvallah. Adın ne? Rukiye hanımefendi. Sanmıyorum ama eğer bir daha gelirse ne yapacağını gayet iyi biliyorsun. Kimseyle kontağı geçirmeden direkt sizi arayacağım. Bu arada Nevbahar gerçekten Adana'da mı? Evlendi mi? Çocuğu oldu mu? Öyle dedim ya. Neyi sorguluyorsun? Sorgulamıyorum. Sadece tek hayali buradan kurtulup kızlarına kavuşmaktı. Merak ettim sadece. İnsanoğlu değişiyor. Söylediğim gibi buraya gelip bunları söyletmemi kendisi istedi benden. Çok acı çekiyordu, çok üzüldüm. Benim çektiğim acıların yanında hiçbir şey. Allah kahretsin. Bu ne şimdi? Demek sen değildin. Nevzat Hanım. Bilmen gereken bir şey var. 10 dakikaya kadar buradan çıkmazsam polis gelecek. Ne? Korkma. Ayrılmazsam. Ben ayrılmazsam. Çocukken de böyleydin. Biraz zor mu anlıyorsun? Bazen. Burayı benden başka bilen yoktu. Lisede matematikten sınıfta kalmıştım. Ben de sana iyi bir fırça çekmiştim. Hatırlıyor musun? 2 gün eve gelmedin. Evet. O zaman da buraya gelmemiş miydin? Ha. Bir de babanın davasını kaybedince bize küstün. Bir hafta eve gelmedin. 17 yaşındaydın. Nerede olduğumu hiç sormadınız ama. Bildiğim şeyi niye sorayım evladım? Haz etmesen de benim sorumluluğumdaydın. Başıboş bırakamazdım. Hulusi takıyordum peşine. Nerede o şimdi? Yine onunla geldiyseniz, bu sefer de arkamı tuzak kurduysanız alnınıza sıkarım. Benimle konuşurken ağzını bozma. O zaman külahları değiştiririz. Polisten kaçıyor olabilirsin. Ama medeniyetten kopman anlamına gelmez. Ne olursa olsun sen bir giraylısın.
indir. İndir şunu dedim. Nevser Hanım. Ne oluyor? Aferin. İşte böyle. Hepsine sıra gelecek. Gel benimle bakayım. Haydi gel. Haydi bakalım. Bunları içeri taşı. Ortada kalmaz. Ben anlamıyorum. Anlamayacak ne var? Sana yardım ediyorum. Neden? Çünkü ben iyi bir insanım. Anladın mı? Hadi şimdi bunları içeri taşı, konuşacağız bunları. Merak etme. Ya nasıl kaçırdık koskoca arabayı gözümüzden? Belli olmasın diye araya araç sokturdunuz ya, hep ondan oldu. Sana lokuş olup bitmedi ya araba. Kaç tur dönüyoruz? Belli ki başka bir sapaktan falan gitti. Hah, abi bak dur dur orada. Orada gördün mü? Hah. Buraya park etmiş sinsi. Park etmemiş abla. Resmen gizlemiş. Değil mi ya? Hayır Hasanat abla kurda kuşa yardım etmeye gelmedi herhalde buraya. Ne kadar tuttu? Abi ben seni işim bitince arasam, beni almaya gelir misin? Taksimetreyi açarak gelirsem olur abla. Olsun bakalım. Battı balık yan gider. Zaten çağırınca gelen taksim kalmış bu devirde. Sen ver numaranı bana. Ben işim bitince arayacağım seni. Yaz 0500. Bununla bir alakan yok yani. Benim olayla da bir alakam yok. Biri tuzak kurdu bana. Jale abla benim için çok değerlidir. O detaylara girmen önemli değil. Anlamadım. Adım adım sırayla gideceğiz. Bunu daha sonra konuşuruz. Beni polise ihbar etmeyecek misiniz? Asla. Neden peki? Çünkü senin firari durumunu sürdürmen benim için elzem bir durum. Ney? Senin her türlü ihtiyacını sağlayacağım. Bak bol bol çamaşır suyu aldım. Burayı bir güzel kıkla. Arada bir gelip gideceğim. Hastalık falan kapmayayım. Çok pis çünkü. Geleceğim derken? Bunlar bitecek. Tazelemek lazım değil mi? Ya neyin peşindesin sen? Anlat. Tır mısınız lütfen? Sen polise yakalandığın an Arat Jale'yi kapının önüne koyar. O yüzden senin dışarıda kaçak olma şart. Madem tehlikesin, tehlike olarak kal. Şaka mısınız siz? Bütün hayatımı burada mı geçireceğim ben yani? Sana yardım edeceğim. Ama bir şartla. Benim sözümden çıkmayacaksın. Jale'ye bunun yapanın Arat olduğunu biliyorsunuz değil mi? Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Öyle bir yapar ki. Daha az önce... Bak beni sinirlendirme. Bütün polisleri yığarım buraya. Benden tam olarak isteğiniz nedir? Burada kalmam. Eğer Özge'yi de alabilirsen... Şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka tabii. Ama kafana yattıysa... Artık gider misiniz lütfen? Oo, epey geç olmuş. Benim gitmem lazım. Tekrar geleceğim. Lüzum etmedikçe beni arama. Gerekirse ben seninle irtibat kurarım. Tamam? Nevser Hanım. İnanılmazsınız. Biliyorum.
Ne yaptı ki bu kadın şimdi burada? Yani buraya kadar gelmişken bakmamak da olmaz ki şimdi. Söyle çözsünler artık şunu. Sana beni diletmeden önce düşünecektim. Susun'un cezası çok ciddi biliyorsun değil mi? 6 aydan 5 yıla kadar yatırım var. İftira da öyle. Kaç kere söyledim sana, kazaydı, anlamıyor musun? Ulan kazana, al sana kaza. Yersen. İnsanlar nasıl katil oluyor şimdi daha iyi anladım. Sen suçlusun. İspatla. Kes lan sesini. İspatla. Kes sesini. İspatla. İspatla. Ulan. 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 Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. İspatla. Geri çekil. Tufan senin yüzünden kaçtı. Sen kaçırdın onu elinden. Söyle şimdi çözsünler şunu. Söyle. Çöz. Atalım bunu mezarete komiserim. Aklı başına gelsin. Yok. Mezarette çok şımarıyor bu. Başka bir şey yapalım. Hücre mesela. Sen iyi bilirsin. Artık benimle uğraşma. Daha yeni başladık Aratçım. Duydun mu? Daha yeni başladık. Tufan Giraylı'nın kullandığı araç terk edilmiş halde bulunmuş. Otoparka çekildi. Hadi işinize. Tabii. Ne ki şimdi bu ya? Beyi. Arat. Ben seni sevdiğimi zannediyordum ama. Bu sevgiden çok daha büyük bir şeymiş. Ben sensiz bu dünyada ne yapardım bilmiyorum. Kalbimle biliyorum bu sevgiden, aşktan çok daha öte bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün duyduğum en güzel şey bu. Hatta ne bugün ya? Hayatımda duyduğum en güzel söz. Çok özür dilerim. Ben dün fazla hırçın davrandım. Boş ver. Geçti gitti. Senin sevgini sorguladım, insanlığını sorguladım, dürüstlüğünü sorguladım. Affedebilir misin beni?
Mühim değil sevgilim. Ne değiştirdi fikrini peki? Nereden geliyorsun sen böyle? Tufan hala yakalanmamışken ne işin var senin dışarıda? Bunu aldım evde biraz. Hava almaya çıktım. Evet. Soruma cevap vermeyecek misin? Gerçekten merak ediyorum. Cale. Tamam hayatım. Tabii ki hemen cevap vereyim. Sen benim tek dayanağımsın. Hep yanımda olduğunu biliyorum ve sana sonsuz güveniyorum. Niye ağlıyorsun o zaman? Yeni fark ettim. Yalnız sonsuz güven biraz iddialı oldu. Umalım da boşa çıkarmasın değil mi bana yaptığı gibi? Hadi gidelim. Cale ben seni kıskandırmaya çalışmıyorum. Onun için yapmadım bunu. Sen bir soru sordun, ben de sana cevap verdim. Bu kadar. Kıskanmıyorum Özge. Ben sana üzülüyorum, acıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü er ya da geç sen böyle bir gün ellerini, kollarını açıp kendini bırakacaksın. Ve böyle kendin istediğin için değil. O gün belki de mecbur kaldığın için. Ama kimse olmayacak yanında. Kimse tutmayacak seni. Ve öyle bir düşeceksin ki her yerin paramparça olacak. O yüzden. Yeter artık. Masal değil. Kehanet değil. Ben sana olacakları söylüyorum. Kapat artık şu uğursuz ağzını. Sakın seni üzmesine izin verme, tamam mı? Ne üzmesine, ne kırmasına, ne korkutmasına hiçbir şeye izin verme. Ben anlamıyorum derdini. Derdi falan yok onun. Bu onun var olma şekli. Beni bak ne olur gideyim. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim, bilmiyorum vallahi bak. Burada ne işin var kızım senin ya? Ya meraklıyım çünkü ne yapayım elimde değil. Ya senin Nevesar cadısıyla ne işin var asıl? İkiniz bir alıp kaçırdınız Cale'yi değil mi? Bak hala ne diyorsun ya? Bu merakın yüzünden başım belada farkında mısın? Yapmazsın sen. Ha değil mi? Hadi bırak beni gideyim. Polise gittiğin mi? Hayır, hayır asla. Tövbe. Kapısından bile geçmem. Hem sen masumsun ya, ben inanıyorum sana. Behiye, ben bir şey yapmadım. Tamam, işte ben de onu diyorum. Sen yapmadın. Bak şimdi ben gidiyorum, tamam mı? Kapıya doğru. Sonra çıkıyorum, tamam mı? Şu şekil. Behiye. Sen gelmeden yolu biliyorum zaten. Tamam, hadi görüşürüz kendine. Behiye dedim. Ha? Tufan, bana bir şey yapmayacaksın değil mi? Ha? Yapmazsın sen. Bak, zenginliğe doyamazsam gözüm açık gider. Manyak mısın kızım sen ya? Tek derdin bu değil mi? Güldün. Bu arada çok tarz olmuş, çok yakışmış kelepçeler. Anahtarı aldım. Ama masumiyetim ispatlanıncaya kadar kolumdan çıkartmayacağım. Mantıklı tabii. Senin çok işin vardır şimdi. Malum masumluğunu falan ispatlayacaksın. Ben hiç tutmayayım seni. Gideyim en iyisi. Olmaz. Yapamam. Ne diyorsun doktor? Yaşayacak mı? Yani elimden geleni yapıyorum. Kalpte bayağı bir hasar var. Ne diyorsun yani, ümit yok mu? Yani elimden geleni yapacağım. Ama ilk 24 saat çok önemli. Çalışmamız lazım. Hallet şunu be Genco. Vallahi bak bu işi yaparsan sana manitayla 3 gün tatil söz. Ne var bunun içinde bu kadar önemli olan? Vallahi bilmiyorum da bu herif bunu bu hale getirdiyse kesin bir şey var. Şimdi şöyle yapacağız Behiye. Allah'ım kesecek bu beni. Efendim? Hiç.
Şey dedim, ne yapacağız dedim. Ne yapacağız? Seni bırakacağım. Oh. Ay çok şükür. Sağ ol. Ama önce Neveser Hanım'la işbirliği yapmadığımı sana ispatlayacağım. Yok vallahi hiç gerek yok. Ben bütün kalbimle inanıyorum senin masum olduğuna. Tamam dur. Kimi arıyorsun? Alo. Neveser Hanım benim Tufan. Sen niye arıyorsun beni? Ben sana demedim mi bir acil durum olursa ara diye. Aklıma bir şey geldi de. Hani bugün gösterdiğiniz fotoğraf vardı ya bana. Onu polise verirseniz size kimin gönderdiğini daha çabuk bulabilirler. Böylece suçluya bir adım yaklaşmış oluruz. Benim masumiyetim de ortaya çıkmış olur. Peki Tufan Efendi. O zaman niye daha önce ortaya çıkarmadınız diye sormazlar mı bana? O zaman benim başım yanar. He. Doğru, ben hiç böyle düşünmedim. Bu üstüme atılan kara lekeden bir an önce kurtulmak istiyorum. Hiç merak etme. Ben senin masumiyetini ispatlamana yardım edeceğim. Yeter ki benim sözümden çıkma. Peki. Gerçekten masumsun yani. Hı hı. Az önce bütün kalbinle inandığın gibi. Yani iyi de Neveser niye senin kaçak kalmanı istiyor? Şale'yi köşede tutabilmek için. Var ya, bu kadın şeytanın vücut bulmuş hali. Seni son kez uyarıyorum. Artık Özge ile uğraşmayacaksın. Onu rahatsız etmeyeceksin. Bana böyle mi teşekkür ediyorsun? Ben olmasam öylece kendisini senin kollarına bırakır mıydı zannediyorsun sen? Ne diyorsun sen ya? Şile'deki restorana gitti. Annesini tanıyor musun, tanımıyor musun öğrenmek için. Ne? Ne oldu peki? Nasıl ne oldu? Görmüyor musun ne oldu? Senden şüphelendiği için özürler diledi. İyisin. Sayemde sonsuz güven kazandın. Her ne yaptıysan kendin için yaptın. Benim için yapmadın. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ben bugün sen beni tehdit ettiğin için gittim oraya. Ben bir şey hatırlamıyorum Arat. Yalancı. Bana bak, Tufan yakalanana kadar bu evdesin. Ama sakın bu ailenin bir parçası olabileceğini sanma. Ne Özge'nin ne de benim karşıma çıkmayacaksın. Ayak altında dolaşmayacaksın. En iyi bildiğin şeyi yap ve bir hayalet gibi yaşamaya devam et. Firari olduğun sürece ablamla eniştemin evliliği tehlikede olacak yani ha? Ablan için böylesi daha hayırlı olur. Arat'tan ayrı olması yani. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Başından beri şüphelendiğim kişi Arat diyorum. Ne? Asla! Ya eniştem manyak mı benim ya? Yapmaz öyle bir şey. Niye yapsın? Jale'nin çok da masum olmadığını düşündüğü için. Nasıl? Ne yapmış ki Cahil? Boş ver. Köşeye sıkışınca kendini aklamak için zırvaladığı şeyler işte. Sen de eniştene inanmaya dünden razısın. Şimdi bir şeyler söyleyip aklını bulandırmayayım. Daha ne kadar bulanacaksa artık. Arat'ı konuşurken kameraya aldım. Polisin elinde görüntüler. Aslı astarı varsa yakında duyarsın. Ya Tufan ama... Lütfen ısrar etme. Emin olmadığım iftiraları dillendirip kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum.
yaşadığım şeyi bir başkasına yaşatmak istemem. Yani sen de haklısın, ne diyeyim? Eğer haklıysam ablan tehlikede demektir. Onun iyiliği için bu işi çözmeme yardım etmeliyiz. Git hadi. Tamam. Sen de gitme ama. Polisi ihbar etmeyeceğim. Kumarı sevmem. Kumar mıyım ben sence? Bilmem. İyi. İyi. Behiye, sana güvenmeyi seçiyorum. Kaybedecek fazla bir şeyim kalmadı. Ama sana güvenirsem hiç sahip olmadığım bir şey kazanabilirim. Hani kumar sevmezdin? Git artık. Gittim bile. Bildiniz mi restoran mekanı? Restoran mı? Ne restoranı? Benim niye haberim yok? Yok ya, yani öylesine baktık. Bir şeyden değil. Yok enişte, onun böyle söylediğine bakma. Mesleğine aşıktır Özge. Yani böyle oturmaktan sıkılıyor. Çalışmamak ona hiç iyi gelmiyor. İstiyor musun gerçekten? Restoranım seksi. O da tamam lazım bak. Yani aslında istiyorum, evet. Sonuçta alışık değilim ben evde boş boş oturmaya. Ne demek bu? Bana laf mı çarpıyorsun? Aa. Ay siz boş boş oturuyor musunuz ki size laf çarpsın Neveser Hanım? Maşallah arı gibi çalışıyorsunuz. Annem mi? Ha, sabah gördüm marketten çıkıyordu. Elinde koca koca poşetler vardı. Tuvalet kağıtları, çamaşır suları. Yani indirim falan vardı herhalde, anlamadım. Halim de yoktu yanında. Yalnız başınaydı. Vallahi benim içim parçalandı. Anne hayırdır? Ne demek oluyor bu? Hayırdır oğlum? Ramazandayız. Her zaman yaptığım gibi ihtiyacı olan ailelerin ihtiyaçlarını gideriyorum. Bir elin verdiğini bir el bilmez. Ama sen hep benim elime baktığın için tabii ki görüyorsun. A, tabii çok haklısınız. Sizden feyz almalıyım. Bir dahakine beni de götürün o fukaraya. Nasıl yardım edilirmiş öğreneyim sizden. Bircacığım senin niye keyfin yok? Annem nerede? Neden bizimle yemiyor? Bircacığım, annen kendi gelmek istemedi. En mantıklısı. Ben de odamda yiyeceğim bu gidişle. Ay keşke. Tamam ama yeter artık. Bakın bu Ramazan sofrası. Ya betimizi, bereketimizi kaçıracaksınız. Cavidan, hadi sen bizim sürprizimizi getir. Anca böyle geçer bunların uyuşsuzlukları. Ne sürprizi bilmem ki. Ne yapıyorsun Evik? Nerelerdesin? Kayıpsın yine. Vallahi ben oltayı attım.
Erhan yemin tutacak mı diye bekliyorum. Ne yapıyorsun kız? Salak salak bir şeyler yapma bak. Jale'nin hafızasının yerine geldiğini ve bu gece bana kendisini kaçıranla ilgili bilgi vereceğini düşünmesini sağladım. Biraz entrika kurdum yani. Setup hazırladım. Kızım ne yapıyorsun ya sen? Kendine gel. Polissin sen. Ajan falan değilsin. Saçma sapan şeyler yapmıyorsun inşallah. Bir kere de zekamı takdir et. Neyse sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aratı bitirme umuduyla SD kart ameliyatının bitmesini bekliyorum. İkimiz de sonuca bayağı yaklaştık. Bakalım kim başaracak? Senin sarışıyan oltaya gelmezse ne yapacaksın? Gelmezse masum olduğunu kanıtlamış olacak. Ben de o zaman sevgili falan olurum belki. Kız gebertirim seni. Ay şaka yaptık be. Hadi bay. Sanki normalleştirmeye çalıştığını anlamadık. Ne durumdayız doktor? Doktor, ne alemdeyiz? İyi durumdayız. Nasıl ya? Var mı bir şey? Sanki var. Ne diyorsun be? Hadi bakayım. Bağla, bağla. Cızırtı var bunda biraz. Görüntü var mı? Aç bakayım. Nasıl? Ben doğru mu duydum ya? Vallahi öyle değil. Değil mi? Hadi alın bakalım. Seçiyor muyuz? Ha, dur, dur. Ben ay seçemedim. Diş kirası mı bu? Evet. Diş kirası ne ki? Diş kirası çok eski, çok güzel bir adettir. Rahmetli babam, teşekkür ederim. Rahmetli babam devam ettirirdi. Ondan bize hatıra kaldı. Çok mantıklı bu yaptığın oğlum. Bu bizim misafirlerimize yaptığımız bir şey değil mi? Siz artık bu evdeki konumunuzu öğrenmiş oldunuz böylece. Anneciğim bak dikkat edersen ben adeti biraz değiştirdim. Sana da var, bana da var, hepimize var. Tüm ailemize var. Tabii size de var. Siz de ailemizdensiniz. Teşekkür ederiz Arat Bey. Ay bu çok güzel bir şeymiş. Aa çok güzel. Yalnız benim kesime bir diş değil, 32 diş hakkı konulmuş. Ay benimki de öyle vallahi bak. Bunun içinde bir de mani var galiba. Var var, mani de var. Küçük davulcumuz davulunu alsın. Manilerimizi de söyleyeceğiz. Hulusi, getir bakalım davulunu. Efendim ya. Evet, teşekkür ederiz. Allah kucağına al. Yaşasın. Hı. Hadi çal bakalım davulcu. Hah, çal kız, ben şu maniyi okuyayım. Gözlerin ayrı güzel, sözlerin ayrı güzel. Bu bayramda seni nişan bohçası bekler. Ne? Ay kısmetin mi geliyor acaba? Ay inanamıyorum şu an. Ya onu ben seçecektim ya. Okuyorum. Hı. Etrafında çıyanlar, sözlerinde yalanlar, senin değerini onlar nasıl anlarlar? Ya var ya benim manim bile laf sokmalı. Enişte bak sonra kızıyorsun. Bak. İnanılmaz. Hadi ama artık çoktan çıkmış olman lazımdı. Yoksa gerçekten masum olabilir misin? Thank you.
anne, sıra sende. Birciciğim, ben okuyamıyorum. Gözlüğüm yok ya yanımda. Onun için ben okumayayım. Ya, aman diye. Anneciğim, kırma Birciciğim ama hadi. Senin hatırın için Birciciğim, tamam? Evimin güneşisin, iftarın neşesisin. Gören şaşıp kalıyor. Gonca gibi tazesin. Bu ne şimdi? Ay niye gülüyorsunuz? Ne münasebetsizler. Hadi hayatım, sıra sende. Hoş geldin evimize. Neşe saçtın özümüze. Sen böyle güldükçe çifte bayram hepimize. Ay çok güzelmiş ablamınki. Ne güzel ya. Ne kadar keyifli. Ne kadar müthiş bir ortam. Evet. Ne oldu, keyfiniz mi kaçırdım? Aksine, sen geldin, masanın da neşesi yerine geldi kızım. Anneciğim yanıma otursan seninle mani çalalım. Ama anneciğim orası benim yerim değil ki, niye oraya oturayım ben? Jale, ne biçim konuşuyorsun sen kızımızın yanında? Haklısın. Sinirim bozuldu da biraz. Kusura bakma anneciğim. Sen şimdi yukarı çık. Büyükler birazcık konuşacak. Peki anne. Şahin de. Sen artık çok oluyorsun. Daha da çok olacağım. O kadar çok olacağım ki hiçbiriniz bu eve sığamayacaksınız. Jale. Ne oldu? Yine mi tehdit edip ortalıklarda dolanma diyeceksin? Siz nasıl insanlarsınız ya? Sanki ben bu evde fazlalıkmışım, sanki paçavraymışım gibi beni odama kapatıp burada neşeyle, keyifle mi duruyorsunuz? Anlamadım Jale, ne yapalım istiyorsun? 5 yıl sen de bir yere kapatılsaydın anlardın. Hiç unutmadığı şeyleri nasıl hatırlar ki insan? Ah Jale. Ben 5 yıl boyunca gün yüzü görmeden karanlık bir bodrumda yaşadım. Sen benim evimde, benim kocamla masal yaşarken ben orada yandım. Kül oldum ben. Kabus yaşadım. Arat, ben hallederim. Ne acımasızsın ya. 2 gün. Sadece 2 gün üzüldün. O da sarayında. Ben 5 yıl boyunca gün yüzü görmeden karanlık bir bodrumda yaşadım. 5 yıl boyunca bir yere kapatılsaydın. 5 yıl boyunca sana her gün hayvan gibi muamele edilseydi. Her gün bir öncekinin aynısı. Her günün bir öncekinden daha acı. Şimdi söyle, sen ne yapardın? Benim yerimde olsaydın sen ne yapardın Özge? Söyle. Hangimiz daha kötüyüz?
Benim acılarım gerçek. Sana yalan demedik ki Jale'cim. Sen neden sürekli gerçek gerçek deyip duruyorsun? Beyefendiyi göreceğiz. Hayırlı akşamlar efendim. Afiyet olsun. Yine ne oluyor? Bu sefer neyle suçlayacaksın beni? Sana gelmedim ya. Jale Hanım'a geldim. Bizimle emniyete geliyorsunuz. Anlamadım. Hakkımızda ağır suçlamalar var Jale. Ne suçlaması pardon? Eşiniz Arat Giraylı'nın beyanını ihbar kabul ediyoruz. Ne beyanı Arat? Ne beyanı Arat? Normal şartlarda bunu yapmam ama siz artık yabancı değilsiniz ya. Buyurun buradan izleyebilirsiniz. Çünkü Jale çok korkunç bir şey yaptı. Affedilemeyecek bir şey yaptı. Ayrıca ben değil, kendi istedi öldü Gülüm Bey'i. Neden böyle bir şey istesin? Çünkü yaptığı şeyin cezasız kalmayacağına izin vermeyeceğimi biliyordu. Ufak salma. Jale ne yapmış olabilir ki? İnsan falan mı öldürdü sanki? Nasıl ya? Cinayet mi işledi? Birini mi öldürdü? Kimi? Gün yüzü görmemiş zavallı bir masumu. Ne demek?